Bir One Minute var mesela. Benim her zaman aklımdadır. Bugüne kadar hiçbir Atatürk'ten sonra bu şekilde dış güçlere karşı durmuş bir cumhurbaşkanı ben hatırlamıyorum. TOG yapıldı, onu gördünüz mü? Çok güzel. Vallahi bir ağladım ben. Ağladınız mı? Vallahi ağladım. Nasıl ağlamam? Senin evladın, benim evladım ölüyor. Onlar kurtardı. Ekmelettin'e oy verdirdi bize. Benim hayatımın en büyük pişmanlığıdır o. Yolsuzluk, hırsızlık. Kuruyorlar yani. Selvi Kılıçdaroğlu'nun adamıymış bu. Millette koyun olduğu için anlamak istemiyor. Bu adama tapıyorlar biliyor musun Erdoğan'ı? Bir tutturmuşlar tak palet şeyi. Adamlar neler yaptılar onları görmelerini isterim ben. İnsansız hava araçlarıyla vuruyorlar. Ben bunları görüyorum hani göremeyenlere ben bir şey diyemiyorum. En son TOG yapıldı, onu gördünüz mü? Çok güzel. Vallahi bir ağladım ben. Ağladınız mı? Vallahi ağladım. Yani nasıl ağlamayayım? Verilen silahlarla bizi kullanamıyorduk. Ele vuruyorlardı askerlerimiz. Ağlamaz mıyım ben? Bir askerimiz şehit oluyorsa bak bitti, terör bitti. Nasıl ağlamam? Senin evladın, benim evladım ölüyor. Onlar kurtardı. Allah razı olsun. Çok kötü günler yaşadık ya. Yamalı pantolonlarla dolaşıyordu. Ayakkabısız biz büyüdük ya. Şimdi her şey var. Kimse şükretmiyor halini. Ne yaptı memleketiyse. Memleket duruyor, köprüler de duruyor. Yarın öbür gün onların çocuğu kullanacak onları. Yani bu kadar hainlik, bu kadar gaddarlık olmaz bu. Hani yakışmıyor yani. Muhalefete yakışmıyor. Yazıklar olsun ona. Çıkıp bir Allah razı olsun demediler ya. Ne kadar güzel bir araba diyemiyorlar. Çünkü yok. Üzüntülerinden çatladılar. Üzüntülerinden. Nasıl böyle bir şey olur? Yani bunları hayal bile edemez. Ya bunlara 20 sene ver, Çamlıca'da kuleyi yapsınlar. Ben helal olsun diyeceğim ya. Böyle gideceğim, ellerini ayaklarını öpeceğim. Bir Çamlıca Kulesi'ni yapsın. Öyle bir cami yaptırsınlar. 20 sene seninle arkadaşlık yapmıştık. İyiydi. Şimdi ayrıldık. İşte senin işte kaşın şöyleydi de gözün böyleydi de işte şöyle. 20 senedir bu adamla beraber yol, bu Davutoğlu falan. Üzülüyorum ben onlar. Zavallı duruma düştüler ya. HDP'den hayır bekliyorlar. HDP'den medet bekliyorlar. Ya benim Mehmetçiğimi vuran, dağla beraber adım atan kişiden medet bulan insanlara. Daha bunların peşinden koşan insanları da ben düşünüyorum hani bu insanları hani. Yakınım bir de olsa acaba diyorum bunlarda hani ne var hani? Din mi istemiyorlar bunlar? Allah mı istemiyor? Burası Müslüman ülke ya. Zavallı bir Türkiye'ydi ya. Deh dedikleri zaman gidiyor, çüş dedikleri zaman duran bir Türkiye vardı. Şimdi şaha kalkmış. Amerika ile geri adım attırdı Amerika'ya ya. Ben bunları görüyorum hani. Ha çok şehit verildik. Çok ödüller verirdik. Yine de vermeye hazırız. Ama böyle olmak lazım hani. Muhalefeti beğeniyor musunuz? Tabii beğeniyorum. Neyini beğeniyorsunuz? Türkiye'ye bir şeyler yapmak istiyor. Fakat millete bunu anlatamıyor. Millet de koyun olduğu için anlamak istemiyor. Bu adamı yani tapıyorlar biliyor musun Erdoğan'ı? Onun için öyle tahmin ediyorum Erdoğan tekrar kazanacak. Koyun mu bu kadar oy veren insanlar? Koyunlar daha çok akıllıdır. CHP'de de çok eleştirdiğim yerler var. Ne gibi mesela? İşte bu belediye gibi. Yolsuzluk, hırsızlık. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı. 9 tane seçim kaybetti. Bu başarılı mı yani? Bence hiç değil. Altılı masayı beğeniyor musunuz? Fena değil. İnşallah bir şey çıkar. Orada kim çıkacak peki sizce? Ben Mansur Yavaş çıksın isterim. Kim çıkacak ama Kılıçdaroğlu çıkmasın çünkü. Kılıçdaroğlu'nu niye beğenmiyorsunuz? Kaybederiz, başarısız. 9 tane seçim kaybetti Kılıçdaroğlu. Yani partisinin içinde demokrasi yok. Onu tekrar istemenin, seçmenin hiçbir anlamı yok ki. Ekmelettin'e oy verdirdi bize. Benim hayatımın en büyük pişmanlığıdır o. Ona vermeseniz o zaman kime verirdiniz? Yani kimseye vermesem daha iyiydi. Öyle yani. Başka kimse şu anda hatırlamıyorum o zamanki adayları ama yanlış oldu o. Onu çıkarması da yanlış oldu. Bizim oy vermemiz de yanlış oldu. Yani Kılıçdaroğlu da o kadar başarısız adaylar koyuyor. İşte bu adamı koydu. Bu adam hiç çalışmıyor. Yani inanılır gibi değil. 950 milyon borç yaptı. Hala da şu hale bakın. Bakırköy'ün haline bakın. Yani ve hiçbir şey yapmıyor. Biz dosyalarını yolluyoruz. Şurada yanlış, burada yanlış hepsini söylüyoruz. Ama hiç koruyorlar. Yani Selvi Kılıçdaroğlu'nun adamıymış bu. Koruyorlar ısrarla. Yani bıraksa daha iyi. Çünkü bir sürü düzgün insan var CHP'nin başına geçecek değil mi? Yani birleştirici,
insanları bir araya getirici, güzel şeyler yapacak insanlar var. Birisi bir yere oturdu mu oradan kalkmıyor ya. Bu böyle olmaz yani. Hani adamı bir kişi iki kişi deviremiyor da sanki altı kişi bir olmuş da birini devirmeye çalışıyorlarmış gibi geliyor bana. Hani bu Tayyip Erdoğan'a gerçekten kalsın diye söylemiyorum yani. Hani onu da tuttuğumdan değil de ben 45 yaşındayım. 45 yaşıma kadar böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı. Görmedim yani ben. Ya adamı 20 yıldır kimse deviremiyor. Bence ondan kaynaklanıyor gibi geliyor. Yani onlu masada olabilirler. Devirmek için her şeye girebilirler. Bence acizlik gibi geliyor biraz bana bu. İyi bir AK Partiliydim de. Ama şu an bu %50 kırıldı. Karşı tarafa bir yönelim var mı? Yok işte. Göremiyorum. Şu an hani onlara da vermek istemiyorum. Buna da vermek istemiyorum. Açıkçası çok alternatif bir şey göremiyorum yani. Ve bence Türk milletinin çoğunda kafası karışık diye düşünüyorum bu konuda. Tayyip Erdoğan'a karşısına geçirebilecek ben muhalefetten de kimseyi göremiyorum. Hiçbiri bana güven vermiyor şu an. Karşı tarafta kim aday olabilir ama sizce? Kılıçdaroğlu dışında herkes olabilir bence. Kılıçdaroğlu'nu ben Amerika veya dünyaya karşı durabilecek bir adam olarak görmüyorum. O konuda Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz? Müthiş. Diyebilirim ki AK Parti'deki adamların dışında Erdoğan tek başına bir one minute'i var mesela. Benim her zaman aklımdadır. Bugüne kadar hiçbir Atatürk'ten sonra bu şekilde dış güçlere karşı durmuş bir cumhurbaşkanı ben hatırlamıyorum açıkçası. Yani ben yaşadığım müddetçe olan da hatırlamıyorum. Bence Türkiye'nin güçlü bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Bence bu Kılıçdaroğlu olamaz. Kişilik olarak şeyim yok, bir parti olarak değil de cumhurbaşkanı dediğiniz çok güçlü olması gerekiyor. Yine Tayyip Erdoğan giderse yine Tayyip Erdoğan gibi biri olması gerekiyor. Şöyle bir şey olursa mesela oy kullanacağım zaman Cumhurbaşkanı'na ayrı oy, parti olarak ayrı oy vermem gerekse de Cumhurbaşkanı'na gene Tayyip Erdoğan'a verirdim ama parti olarak AK Parti'ye vermezdim. Muhalefeti beğeniyor musunuz? Yok. Neden? Ama çok zayıf kalıyoruz. Bugün görevde olan hükümet her şeyi 29 Ekim'e denk getirdi. Togu bongu her şeyi, açılışlar yapılacaklar. Biz onların karşısına, yani biz dedim CHP, çok sağlam şeylerle çıkamıyoruz. Ciddiye almıyorlar yani. Onun için beğenmiyorum muhalefeti. Muhalefet mi ciddiye almıyor işini demek istiyorsunuz? Yani hükümet almıyor. Biz biraz daha muhalefette olan parti biziz. İstanbul Belediyesi bizde. Biz böyle gümbür gümbür çatır çatır gelmemiz lazım. Bir şeyleri anlatmamız lazım. Bir şeyleri icraata döküp göstermemiz lazım. Bence biraz eksikiz o konuda. Muhalefeti beğenmiyorum. Neden? Valla ben AKP'ci olduğum için beğenmiyorum yani onları. Neden güldünüz? Şimdi bu AKP'li ben CHP'lim olmadı. Bence. Muhalefeti beğeniyoruz da. Altılı masa anlaşması lazım kendi aralarında. Altılı masayı beğeniyor musunuz siz? Beğeniyoruz ama şu anki durumları pek şey değil yani. Herhalde bir gidişatlar çıkaramayacaklar herhalde biraz. Ne gibi bir şey? Aday çıkarmaktan mı bahsediyorsunuz? Evet. Siz beğeniyor musunuz altılı masayı? Ya ben açıkçası oradaki sıkıntım benim bu teröristlerle anlaşma yapacakları için. Ondan dolayı ben onlardan hiç istemiyorum yani. Hiçbirini istemiyorum açıkçası. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesai başladı. Hadi gidelim başlayalım. Mesaimiz başladı. Benim yani görüşüm o. Ben o yüzden yani. Çünkü onlar gelirse Öcalan'ı çıkartacağız diyorlar. İşte Demirtaş'ta falan böyle şeyler olduğu için düşünceler. Ondan dolayı. Sizin arkadaşınızın görüşlerine bir düşünceniz var mı? Bir one minute var mesela. Benim her zaman aklımdadır. Bugüne kadar hiçbir Atatürk'ten sonra bu şekilde dış güçlere karşı durmuş bir cumhurbaşkanı ben hatırlamıyorum.